Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Nantes kentinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada hükümetin bürokratları kullanarak adli soruşturmalar yoluyla muhalefeti yıpratmaya çalıştığını öne sürdü. Göçmen ve Avrupa Birliği karşıtı Marine Le Pen, seçim öncesi adaylara açılan soruşturmalara ilişkin hukuk devleti, antidemokratik ve oligarşik sapmaya yol açan yargıçlar hükümetinin zıddıdır dedi. Seçimlerden sonra iktidarın değişeceğini iddia eden Le Pen, yargıdaki bürokratların da soruşturmalara ilişkin hesap vereceğini söyledi. Bu arada hafta sonu yayımlanan iki kamuoyu yoklaması, Le Pen'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunu kazanacağını ortaya koyuyor. Ancak anketlere göre Mayıs ayında yapılacak ikinci turda bağımsız aday Emmanuel Macron ipi göğüsleyecek. Figaro LCI'nin yayımladığı kamuoyu araştırmasına göre Le Pen ilk turda %27, Macron %25, eski başbakan François Fillon ise %19 oranında oy alacak. Ankete göre Le Pen seçimin ikinci turunda %42'de kalırken Macron ise %58'e çıkacak. Odoxatensu Consulting'in pazar günü yayımladığı ankete göre de ikinci turda Fransız seçmenin %61'i Macron'a, %39'u Le Pen'e oy vereceğini söyledi.